Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla önceki akşam Harbiye'de çok güzel bir konser verdi. Ve muhteşem konserde hayranlarının karşısına çok değişik kıyafetlerle de çıktı. İstersen bir yakından bakalım. Hadi. Sahne falan müthiş, müthiş bir görsel şölen. Çok hazırlanılmış bir konser. Ya kurgu da çok iyi. Ben normalde Sıla'yı o kadar hareketli görmüyorum sahnede. Böyle duruyor Ajda Pekkan gibi. Evet, yani diyorsun ki o ışık oyunlarıyla vesaire ve koreografi ortaya konmuş. Bir de şarkı çok, da çok güzel, remixlemiş falan. Ben bu şarkıya bayılırım, ne desem inanırsın. Evet, çok güzel şarkı. Bu arada dün akşam ikincisini verecekti bu Harbiye konserlerini. Fakat yağmur sebebiyle iptal oldu. Ya geçmiş olsun, düşünsene o heyecan, bunca hazırlık, provalar vesaire iptal oluyor. 30 Ekim'e ertelenmiş. Yani ama Eylül'den itibaren o riski zaten sürekli göze almaları lazım sanatçı dostlarımızın, kardeşlerimizin. Kıyafetler de güzel, ceket giymiş bak, leopar. Evet, kıyafetlere bakalım yakından istersen. Kıyafetler İsterim. Güzel çünkü. Niye olmasın? Bir konser tarzı bakalım, geldi. Oo, gerçekten iddialı. Oho! Sen dedin ya dün Madonna, Hande Yener. Al işte, farkı yok. Yani Star Wars'tan çıkmış gibi. O acaba şeydeki hala farkında mısın? Şu bileklik hala duruyor. Ha, kırmızı bileklik. Ya biz onu ne zaman taktık? Mayıs'larda, evet, Mayıs'larda. Evet. Hani bir şey Leyla kuşu görünce mi, bir şey olunca mı hani çıkardı ya? Bak hala dileği olmamış demek zar. Belki kaçıncı o. Belki oluyor tekrar takıyor vesaire. Öyle mi? Ne dilekmiş arkadaş o da. Oluyor tekrar takıyor diye olur mu ya öyle şey bu? Dantel şahane. Dantel bir body giymiş. İnşallah dileği de tez zamanda olur. Belki İlker Bey'den bir evlilik teklifi falan bekliyorsa hani o sırada onu da kendi çözüverir şöyle. Tabii. Saçlarını çok beğendim. Çok sade bir makyaj. Saçlarını kısa kesmiş. Zaten uzun boyludur. Çok. İzmirlidir Sıla. Böyle bir... Güzel İzmir'den o da tabii. Maşallah. Sesiyle, endamıyla kasıp kavuruyor. Evet. Yani deri bir pantolon giymiş. Ben bu hafta bir İzmir'e gideyim de bakayım. Peki bu topuklar da bayağı var. Ebru'cum böyle dans etmelerde falan sıkıntı olmuyor ya mu? Benim ayağımdan hallice yani açıkçası yani bir şov ayakkabısı olarak değil de dans edebileceği ve üzerine dururken rahat edebileceği bir ayakkabı seçmiş. Bence çok zor ya, 1.80 boyunda kadın ve bu şekilde konser veriyor ve ne bileyim yani milyonlarca orada yani binlerce insan şarkılar, danslar falan filan. Vay arkadaş, nasıl durabiliyorlar ya şu kadarcık topuk. Evet. Hani böyle oturduğumuz yani gibi işte değil ki. Yani işte alışıyorsun ona bir süre sonra yani ben anlayabiliyorum Sıla'yı şu anda. 100 yıldır sahnede, haklı da yani. Tabii. Ancak şu çok önemli bir şey yani üzerine giydiğin kostüm her nerede olursa olsun işte burada biz televizyon ekranında, sahnede bulunduğun her yerde seninle bütünleşmeli. Yani senin hareketini kısıtlayacak, önüne geçecek halde olmamalı. Bence bu olmuş o zaman. Ben çok beğendim. Evet. Çok çok beğendim. Her pantül de deri değil değil mi? Başka bir şey herhalde. Değil lateks herhalde, diyorsunuz artık, siz? Evet. Siz Türkler ne diyorsunuz? Lateks. Aynen. Güzel, tamamlamış. Ceket de iyi. Ceketin boyu biraz uzun olaydı, iyiydi. Modasını yakalamışlar. Doğru söylüyorsun. Pekala. Bir dakika, 30 Ekim'de dün vereceği konseri 30 Ekim'de verecekmiş. Evet. Sevgili dostlara söyleyelim. Belki biz de gideriz.